Uyuduk. Düşmanın koynunda. Yanı başında. Kalbinde yer ettik. Zihinlerini, ruhlarını, ticaretlerini, inançlarını tanıdık. Ele geçirdik. Sahte ışığın altında yaşayanları uyandırma vakti. Artık uyanma vakti. Onlar bu topraklara kök salmış. Dallarını kırıp köklerini kazıyacağız. Eline bir kılıç alan her kalabalık bir orduya dönüşebilir. Fakat bir komutanı yetiştirmek onlarca yıl alır. İçlerinde kökleşmiş ne varsa, fikir adamları, alimler, yaşlılar, komutanlar, hepsini yok edeceğiz. Uyanın! Sizler ilk uyananlarsınız. Yok etmek için uyananlar. Sense elimdeki bu zehirden bile daha tehlikelisin. Mali'ye göre kimsesiz bir kız. Türklere göre Mali'nin hizmetindeki bir kimsesiz. Bizimse en yetkin katilimiz. Onların kurmaya çalıştığı birliği içinden, tam ortasından yıkacağım. Komutanları zaaflarını gösterdi. Zayıflıkları sonlarını getirsin Cornelia. Madem en seçkin komutanları Turgut'la Gündüz'ün arası gittikçe açılmakta, bu ayrılık kanlı olacak. Peki bu zehir kimin sonunu getirecek efendim? Yıllardır yanında saklandığın Mari'nin. Babamı kara toprağa gömdüm. Yüreğim yanar Osman. Torunla kavuşamadan gitti. Umur Bey şahittir. Biz de buna şahidiz. Ama sen de şahit ol ki ona bunu edenlerin canını alacağım. Buna zerre şüphem yok Osman'ım. Babamın kanı yerde kalmayacak. Bilirim. Sen güçlü bir hatunsun. Bu acının da üstesinden geleceksin. Ben de her daim senin yanında olacağım. Ama şimdi müsaadenle Sultan Mesut'la görülmesi gereken bir hesabım vardır. Olur Osman. Cenazeni gömdün. Gayrı, hesap verme vaktidir Osman. Sultanım.
Benim hesabımı veremeyeceğim tek bir hamle yoktur sultanım. Neyin hesabını vermemi istersiniz? Gözümün önünde Ali Selçuklu'nun vezirinin canını aldın. Bana yapamadığını ona yaptın. Yaptıklarını saymaya nefes harcamayacağım. Gayrı ağzımdan çıkan tek kelam ölüm emrin olacaktır. Sultanım. Kararınızda hakkaniyetsizlik var idi. Şimdi Vezir Alemşah yaşıyor olsaydı her şeyi anlatacaktı. Ama onun da vakti dolmuş. Başlar konuşmaz ise o vakit başkaları konuşur. Sultan Hazretleri, ben kulunuz Ali Selçuk Komutanı Konur. Şimdi anlatacaklar sultanım. Ben Vezir Alemşah'a olan hizmetimi, size olan hizmetimi saydım sultanım. Yüce affınıza sığınırım. Ne kurtuyor göz? Hakikati konuşar bey. Sultanım. Vezir Alemşah sizin mührünüzün altına sığınarak türlü zalimliklere girişmiştir. Bizzat benim şahit olduklarım dahi katlini vacip kılmaktadır. Vezirin ipini kim tutar diyesin. Sultan Hazretleri. Vezir Alemşah, Osman Bey'in canına kastetmiştir. Benim canıma da kasteden bir asinin hakkı bu değil midir? Anlat bana Barkın. Bu iş nerede, nasıl oldu? Bir bir anlat. Keşke önden gelmeyeydim. Yalnız komayaydım emmimi. Ölüm olacaksa da beraber olsaydı. Sen de ey Selvi. Toprağın altında benim olmam gerekirdi. Yüzüm yoktur başımı kaldırmaya. Beni bu utançtan azat eyle malın hatun. Umur Bey'i koruyamadım. Rabbimden korkarım. Canımı alamam. Beni bu yükten kurtar. Kes! Bana babamın canını alanlar gerek Barkın. Şimdi ağlanmayı, sızlanmayı bırak. Ne olduğunu anlat. Moğollar. Moğollar yaptı. Komutanlar kimdi? Kaç kişilerdi? Sayılar pek çoktu. Göremedim. Ne Umur Bey'in ne de benim bir alpım sağ kaldı. Gözlerimin önünde yiğitlerimi bir bir şehit ettiler. Ben iki Moğol'la çarpışırken yaralandım, yere düştüm. Gözlerim kapanırken Umur Bey'in de yere düştüğünü gördüm.
Vakit verme alım. Görmez misin Barkın'ın halini? O da çok severdi emmimi. Gözünün önünde kıymışlar. Senden benden beterdir halde. Ben babamı toprağa gömdüm. Ona kıyanların mezarı dahi olmayacak. Buraya masal dinlemeye gelmedim Osman. Ben gördüğümü bilirim. Beni sırtımdan hançerledin. Masal değil sultanım. Vinginyan her şeyi anlatacak. Anlat hele. Beni nasıl vurduğunuzu. Sultana varanda oyunlarınızın nasıl faş olacağını anlat. Vezirle Gehatun'un işbirliğini anlat. O hançeri sultanın sırtına nasıl saplandığını anlat. Konuş. Alimşah, Osman hazır düşünce bize haber saldı. Onun hançerini senin yalvarına verdik. Yalvarı Selman. Ulu Gihatog'a sadıktır. Hem senden hem Osman'dan kurtulacaktır. Ama Osman... Bunlar seni gözümde aklamaz Osman. Vezirle aynı akıbeti yaşamaman için senin istediğini derler. Hükmüm bellidir. De ki dedikleri doğrudur. Ya diğer hakikat? İmparator Andronikos'la ne diye anlaştın? Sultanım. İmparatorla anlaşmamı sorar iseniz. O vakit bunu tekfurlar cevaplasın. Moran. Sevgili Sultan Hazretleri. Osman Bey. Bendeniz Aya Nikola. Bugün burada sadece ama sadece gerçekleri söylemeye geldim. Osman Bey'i bizzat imparatora bendeniz götürdü efendim. Zira Keyhatu ve Moğol istilasına ve belasına karşı hem imparatoru hem de bizi yanına almak istiyordu. Durum kesinlikle sadece budur. Sen konuş, Mikail Koses. Sultan Mesut Hazretleri. Osman Bey'i uzun yıllardır tanırım. Kendisiyle savaş meydanlarında defaten sırt sırta çarpışmışlığımız da var. Kani oldum ki Osman Bey'in tek ve nihai emeli bu toprakları korumak, barış ve istikrarı muhafaza etmektir. Şu an burada bulunan herkes vezir ve Geyhatun'un amacını gayet iyi bilmektedir. Amaçları sizi, bizi ve dahi hepimizi yok etmektir. Bu sebepten uçan ateşlerle geldiler. Herkes çıksın. Anlattıkların, gösterdiklerin, şahitlerin. Sonunda mutmain oldum Osman Bey. Ölen ölümü hak etti. Ama Beyhatu'yu öldürmene izin veremem.
Gayatu benim esirimdir sultanım. Onun ölmesi de, hayatta kalması da benim tasarrufumdur. Eğer ki Gayatu ölmeyecekse, o vakit ben de hakkımı alırım. Geyhatu'yu öldürürsen Argun topraklarımızı tarumar eder. Hepimizi öldürür Osman. Topraklarımızı kurtarmaktan ulu karşılık mı vardır? Sultanım, dedem Süleyman Şah, babam Ertuğrul Gazi'den bu yana cenk ederiz. Onlarca kez tarumar olduk. Binlerce kez öldük. Hiçbir çekincemiz yoktur. Ama eğer Gayatu yaşayacaksa, buna karşılık Yenişehir hudutlarındaki köyleri isterim. Altlarımın kuşanması için pusat isterim. Sefer için at isterim. Ve o zalimleri vurmak için yay isterim. Fütühat bizim nefes almamızdır. İlerlemek için cenk etmeyen bir ulus evvel hürriyetini kaybeder. Türk'ün varlığı ancak fetihle mümkündür. Sen atını her daim ileri sür. İstediklerin verilecektir Osman Bey. Sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin? Akşam canınız turta çekince Armankaya'yı yaptırmaya gittim. Efendim, iyi misiniz? Mari? Hayırdır inşallah. İyi misin? Bulantım hiç geçmiyor Ayşe Hatun. Geçer geçer. Bir vakit olunca o da geçer. Sen imdi çadırına git dinlen. Cornelia, sen gel de benimle şöyle hafif bir aş hazır edelim. Tamam. Şimdi tam... Marim. Turgut Bey. Diyesin Barkın. Turgut Bey. Seni takdir ederim. Biri benim altını düşmanın eline verecek de... ben de onun canını almayacağım. Barkın. Bana kalsa çoktan almıştım canını. Osman Bey'e dua etsin. Doğru dersin. Doğru dersin de... bir kere yapan... bir daha yapar Turgut Bey. Osman Bey nasıl güvenir Gündüz'e? Ben işittiklerime inanamadım. Obada hatunlara etmediğini kovmamış. Doğrudur. Her şeyi anlarım da
Orhan'ı anasından ayırmak ne demektir? Şuncacık Sabi'yi bunu yapan her şeyi yapar. Ama Osman Bey kararını vermiş. Gayrı bize laf etmek düşmez. Sultan Mesut senin canını kurtardı. Ama bu topraklara ayağın değil, atının nalları dahi değmeyecek. Kalk ayağa. Ben Elimşah değilim. Beni öldüremezsen bir orduyla geleceğim. O bana yerli bir edeceğim. Senin ve çocuklarının ciğerini sokacağım. Sakın, sakın, sakın. Sana bu çadırı mezar eylerim. Sen benim atlarımın canını aldın. Sen benim yüreğimi yaktın. Kardeşi kırdırdın. Daha beterini de yapacağım. Argun beni yaptıklarını isteyince seni gebertmek için harekete geçecek. Argun Ağa'nın işittiklerinden ben değil, sen çekilesin. Açık konuş Osman. Senin hainliğin yalnızca İslam'a değil, yalnızca Türklere değil. Daha nice insana hainlik ettin. Senin ölümün öyle kolay olmayacak. Yaşadığın gibi öleceksin. Ne yaptın Osman? Onu yakında göreceksin. Ne yaptın Osman? Osman! Derin şehit etti. Leşini obanın ortasına sereceğim Gey Hatun. Geber kalleş! Balhun! Elinde babamın kanıyla onu buradan salamazsın Osman. Beyin Osman'ın değil, devlet hükümdarının emridir. Beri durasın hatun. Hak değildir. Bu zalimin salınmasına izin veremezsiniz. Osman.
Mahlun, öfkeyle kalkışılan bir işin hayırla sonlandığını görmedim ben kızım. Babamın kanıyla gider ana. Gittiği yer mezara olsun kızım. Olacak ana. Olacak. Babasının intikamını bile beyine teslim eder. Bu nasıl bir bağ, nasıl sadakattir ki? Ama hepsini tek tek koparacağım. Bir hata daha yapmayasın Osman Bey. Ben alacağımı aldım sultanım. Geyasun'un da dişini söktü. Gayrı bu topraklara bir daha gelemez. Komutan Geyatü'yü çözün. Değil durum olacak. Hiçbir bıçak, hiçbir bıçak açmayacak. Konuş sen, Altan Mingya. Eğer biri olacaksa, onun kellesini ben alırım. Esir olmuş gidiyor ama. Daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düşmandı o Yokozes. Hem de hiç olmadığı kadar. Hay ahalisi! Osman Bey'e atılan iftiralar ayyuka çıkmıştır. Tüm suçlarından azat edilmiş, gayrı aklanmıştır.
Ben Ali Selçuklu hükümranı Sultan Mesut, Osman Bey'in istediği toprakları verdim. Yenişehir hududundaki köyler gayrı Osman Bey'in mülküdür. Osman Bey'in korkuşa! 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 Gayrı yeni topraklarınla hudutların büyüdü. Uçlar sana emanet Osman Bey. Tez vakitte sana birlikler göndereceğim. Vereceğiniz topraklar fetih için önce olacak. Göndereceğiniz birlikler İslam için cenk edecek. Hepimiz nizam-ı alem için vuruşacağız. Hiç tasa etmeyin. Muzaffer olacağız. Yolumuz açık olsun. Atlara ve beylere haber veresin. Akşam otağıma gelsinler. Gayrı fetih vaktidir. Buyurundur beyim. Atların başına sen gibi yiğit gerek. Turgut gibi elin alt başlığı ne iştir? Turgut pek başına buyruk bir adam. İmdiye dek neye sahip çıkmış ki alplara çıkacak? Sen daha Umur Bey'i koruyamadın Barkın Bey. Ne konuşursun hala? Haydi sen işine bak. Osman Bey yarın geliyor. Hiçbir aksilik istemem. Aman ha, her bir şeyinizi tamam edesiniz. Taza etmeyin Akça Derviş. Seni mahcup etmeyiz. Eyvallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Yolcusunuz herhalde. Yol sırat-ı müstakimdir hancı. O yolda yolcuyuz. Hakk'a varmayı dileriz. İlk kez gördüm sizi. Nereden gelir? Nereye gidersiniz? Talebemle Semerkant'tan geliriz. İlmi fıkhın peşinde yol gider, hanlarda konarız. Bendenize İbrahim Fakih derler. Safa geldiniz İbrahim Fakih. Safa bulduk. Evvel sizi odanıza buyur ederim. İstirahat edesiniz. Hayır, aksine. Uzun zamandır uyuyordum. Gayet dinç ve vazifeye hazırım. Vazifemiz hak yolu olunca doğru yerdesiniz İbrahim Efendi. Bilirim, bilirim hancı kardeş. Söğütün parçalanmaz birliğini nicedir işitirim.
Demek benden önce geldin. Emrinizdeyim efendim. Gündüzde Turgut'u zehirledim. Hançerlerin parlaması yakındır. O zehir bir alevi körükleyecek Barkın. Önce bir çadırla başlayacak yangın. Sonra diğerlerine sıçrayacak. Diğerlerine. Diğerlerine. Ve o ateş. O ateş Söğüt'ü kavuracak. Biz uyandık. Onlar ölüme yatacaklar Barkın. Umur'un ölümü de onları derinden sarstı. Her birinin zihnine şüphe tohumu ekiyoruz. İçlerindeki korku öfkeye dönüşecek. Bu korku karanlığın korkusu Barkın. Düşmanlarını göremiyorlar. Kayı obası teslim olacak. Kimdir ateşi yakacak olan? Mari'nin sadık yareni Cornelia. O bu savaşı en sevdiğini öldürerek başlatacak. Ben ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Bu vakte kadar aşememek olur muymuş hiç? Gayrı Mari'nin saatine önem göstermesi gerek. Doğru söylüyorsun Ayşe Hatun. Artık hamile. Bebeğini de düşünmesi gerekiyor. Ya. Benim içim rahat etmez. Ben bir tepsi hazırlayayım ona. Tamam. O çok güzel bir anne olacak. Olacak ya. Olmaz mı? Kendi güzel, bebesi güzel. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Heh, koyuver şuraya. Haydi afiyet ola. Ha, hepsini yediğinden emin olursun. Tamam. Gayrı tebdili gelmeden. Gizlenmeden cenk edeceğiz ha. Konur alıp. İnşallah kardeş. Bundan gayrı böyle açık gönüllü olalım da eski meseleler tekrarlanmasın Boran kardeş. Yoksa sizden de iyi gizlenip zalimin yanında iş tutan da vardır. Düşenin üstüne basıp yükselenden daha zalimi var mıdır? Makamının kibrine kapılıp lafını yanlış seçmeyesin Turgut Bey. Gündüz Bey bana hiç... Turgut Bey. Gayrı iki beladan da kurtulduk. Aynı yayından fırlayan ok gibi. Şimdi düşmanın üzerine yürüyeceğiz. Hedefimiz İnegöl'dür. Beyim, o Nikola etini görende damarımda kan değil, öfke akar. Gayrı itin boynunu da, kardeşlerin intikamını da alacağız. Ama bizim davamız intikam davası değildir.
Bizim davamız ilahi kelimetullah davasıdır. Hamdolsun. Hamdolsun. Şimdi bu İnegöl'ün içini avucumuz gibi biliriz. Surlarının, burçlarının nereleri zayıf, iyi biliriz. Akça Usta. Duyarsın hala. Davut Usta'yla uçan ataşı demir tesirli bir hale koyduk. Parçalamaya iki tane yolumuz vardır. Demir gülleleri ateşle doldurup fitilini uzun tutacağız. Sonra saplanacak, infilak edecek. Yahut mahir alplar sonra saplanan demir gülleleri ucu ateşli okla Usta. Beyim. Nereleri vuracağız Davut Usta? Beyim, kaptaki taşlar sağlamdır. Yıkılması zor. Ama şarttaki taşlar yıkılmaya müsaittir. İki burç arasından bir yarık açarsak Nikola'nın iç kalesine giden ana sokak önümüze düşer. Nikola'ya ulaşıp kellesini aldık mı? Kalede bizim demektir. Peki buna yetecek kadar mancınımız var mıdır? Yoktur beyim. Lakin sultanın yollayacağı yardımı beklersek mancınıklarımız yeter. Biz evvelden kaleyi kuşatmaya başlayacağız. Sultanın yardımı arkadan gelecekse gelir. Ama diyesiniz. Nikola imdiye teyakkuzdadır. Yollar dahil olmak üzere her yerde tuzaklar vardır. Hem de bu mancınıkları kalenin en yakınlarına nasıl dizeceğiz? Güzel olmuş Cornelia. Sen de ister misin? Minnettarım efendim. Siz artık bebeğiniz için de yemelisiniz. Dilerim senin de anne olduğun günleri görürüz. Bu his. Annelik. Bambaşka bir şey. Ben artık gideyim. Hatunlara yardım edeyim. İyi geceler. İyi geceler efendim. Biz uyandık efendim. Fakat siz sonsuz uykuya dalıyorsunuz. Akça Usta. Mancınıkları sen birleştirirsin. Ustalık senin elinde. Şimdi
Değsin. Parçaları tam tekmil olan bir mancınığı bir etmek ne kadar vakit alır? Hepsi tam mı? Hepsi tam. Yarın gün. Beyim, biz mancınıkları bir kervana gizleyelim. Kalenin yakınına varanda bilirsin, bu bölgenin ormanları pek sıktır. Şark burçlarına da yakın. Şayet mancınıkları bu alanda bir edersek, Nikola'nın ilk göreceği şey güneşir değil. Uçan ateşler olacak. Davut Usta. Beyim. Gündüz Bey'in dediğinin mümkün olma şansı var mı? Mümkündür beyim. Ama gecenin karanlığında bir edilen mancınıktan... Hayır gelmez. Ay hilaldir, karanlık olur Osman Bey. Gecenin o vakti ormanda meşale yakarsak Nikola'ya ifşa oluruz. Makul değildir. Gündüz Bey'in dediği olacak. İnegöl'ü öyle alacağız. Ama evvel İnhisar alacağız. Orayı karargah eyleyeceğiz. Ondan sonra da İnegöl'e yürüyeceğiz. Hazırlıkları yaparsınız. Seni tanıdığım günden beri hep bir belanın içindesin. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Başını yastığa huzurla koyduğunu hiç görmedim Turgut. Öyledir. Bizim hayatımız zorludur. Ama nasıl sabrederim bilir misin? Seninle. Seni gören de bu zorlukları unuturum işte. Başımı yastığa huzurla koymam belki ama... gözümü kapayan da... rüyamda bizi görürüm. Büyüyen bebemizi... gelecek güzel günlerimizi düşünürüm. Gelecek günlerimiz... çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Estağfurullah. Estağfurullah. İşler nasıldır, iyi midir? Hamdolsun, hamdolsun beyim. Çok iyi. Sayenizde. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun beyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin Balcı Hasan. Hoş gelmişsiniz beyim. Allah razı olsun. Sizden de beyim, sağ olun. Hele şu ballarından bir tadalım. Öncekiyle aynıdır. Buyur Hasan.
Bismillah. Afiyet olsun beyim. Bunları yeniden tartasın. Ne diye yeniden tartayım? Ezilmiş elmalarla sağlamlara aynı fiyatı biçmen hak değildir. Ya ezik olanlara ayrı fiyat biç, onların da karşılığını ayrı ödeyeyim. Ya da sade sağlamları tart, onları ödeyeyim. Yahu, bu iki elma için midir tantana? Bak. Bunu sana hibe etsem, senin için ahirette hiçbir eziyet olmaz. Dilersen alasın. Bu benden bir şey eksiltmez. Ama senin helal kazancına iki elmadan sebep haram karıştırmana benim gönlüm razı olmaz. Boğazından geçen haram lafıma öyledir ki onu anca cehennem ateşi temizler. Hak konuşursun. Kusura kalmayasın. Hakkını helal edesin. Elmalar hediyem olsun. Olmaz öyle. Hakkın neyse onu alacaksın. Eksik alırsan bana zulüm. Fazla alırsan sana. İkimizi de zulümde koymayasın. Hadi Allah bereket versin. Helalinden kazançlar nasip eylesin. Sağ olasın. Efendi. Marim. Marim. Marim iyi misin? İyi misin? İyi değilim. İyi değilim. Ah güzel. Karnım. Gel. Yüzünde solgun görünüyor. Sen üzüttün mü? İçim acıyor Sanki. Marim. Geldim yanındayım. Yanındayım. Bebeğimiz. Bebeğe bir şey olmamıştır. Ağzını hayra aç. Yerine bir şey dokunmuştur. Ayşe Hatun'u yolladım. Hikim. Marim. Marim. Mari, Mari, Turgut Bey, neler oluyor burada? Cornelia, bilemedim. Bilemedim neyi var. Turgut, Mari, efendim iyi misiniz? Turgut, bebeğimiz. Ona bir şey olmayacak. Kumral Adal'a gideceğiz, iyi olacaksın. Söğüt'ün muntasibi yok mudur? Sen ne devi karışırsın? Kimsin sen diyesin hele? Fakire İbrahim Fakih derler. Bu da talebem İshak'tır. Gördüğüm yanlışı düzeltmek de vazifemdir. Sen yanlıştan yana mısındır ki rahatsız oldun? Peki ya sen kiminle konuştuğunu bilir misin? İster sultan ol ister bey. Ben hakkı bilir hakkı söylerim. Hiç fark etmez kim olduğu. Bize de hakkı konuşan lazımdır. Ben fakir de Osman Bey. İşte bu pusatta benim tek mülkümdür. Ama pusadım Söğüt'te yanlışlığı barındırmaz. Eyvallah Osman Bey. Eyvallah. Eyvallah. Diyesin hele. Nereden gelirsin? Semerkant'tan geliriz. Oo. Söğüt'e Semerkant'ın kokusunu getirdim. İyi ki gelmişsin İbrahim Fakir. Selamun aleyküm.
Aleykümselam. Hoş geldin beyim. Hoş gördük, hoş gördük. Sıcak çorbamız var. Buyurasın. Buyuralım. İbrahim Fakih, buyurasın. Haramın azı da fazlası da birdir dediydin. Esnafımı büyük bir zorluktan kurtardın. Var olasın. Biz iman ederiz ki Allah yarattıklarının rızkını üzerine almıştır. İnsana düşen helal yollardan rızkını aramak, bu yoldayken şeytana uyup da yasak yollara sapmamaktır. Ne güzel söyledi. Ne güzel söyledin. Şeytan, müminin en kadim ve en zalim düşmanıdır. Mümin de şeytana fırsat vermemek için çaba harcamalı. Hak dersin Osman Bey. Şeytan öyle fitnedir ki mümini yolundan eder. Kardeşi kardeşe kırdırır. Öyle kisvelere bürünür. Kendisini öyle gizler ki İki kaşının arasına yerleşir de yine de onu seçemez. Bir zehir gibi damarlarında gezinir, kanamadan bilemez. Yetişin Alper! Yetişin sen senin! Tamam var hemşe. Yardım edin! Yardım edin! Kumral Abdal! Sen canana! Yetişin! Yardım edin! Bebeğim! Bebeğim! Ben bebeği de sende komam var. Komam Kumral Abdal'ı yetiştireceksin. Benim güzelim. Varım gidin. Gitme benim güzelim. Gitme de diyesin. Bari iyidir diyesin. Bir şey de. Yapacak bir şey yoktur Turgut Bey. Hadi uyansan benim güzel Ferit. Gitme bebeğim lazım. Hatunumu, ben bebeğimi koruyamadım. Ben nasıl bir babayım? Ben nasıl beyim? Selcan Hanım, ben koruyamadım onları. Koruyamadım dedi. Etme o, etme.
Ah benim güzelim. Uyuyamadım. Zehirlediler onu. Öldürdüler. Zehirlediler onu. Arlen. Nasıl kaydınız onu? Nasıl kaydınız? Nasıl? Arlen. Siz yaptınız Arlen. Bunu. Nasıl kaydınız? Cornelia, durasın. Sen ne dersin? Zehirlediler. Onlar yaptılar. Kim ne diyor etsin bunu? Onlar zehirlediler. Zehirlediler onu. Haddini bil hatun. Sen ne dersin? Marie'yi öldürdüler. Semerkant'tan gelirim dersin. Nereye gidersin? Konstantiniyye'ye gitmektir muradım. Garba dönüktür yüzümüz. Biz de Söğüt'te ilim mamur etmek isteriz. Burada kalasın. Neden burada kalmamı istersin Osman Bey? Devlet ilimsiz kurulmaz. Fakihimiz, alimimiz elbet vardır. Ama fakih sayısı alp sayısına denk olmayan bir devlet asla olmaz. O sebeple burada kalasın. Kurulsa dahi ayakta duramaz. İlim ve dahi irfan. İki kanadı takmadan cihangirlik davası kazanılmaz. Bizimle aynı davayı göğüsleyenleri gördüğümüzde biz de şen oluruz. İliminizden Söğüt'te nasiplensin. Şeyhim. Şeyhim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Osman Bey. Şeyhim, İbrahim Fakih yolu Semerkant'tan Söğüt'e düşmüş. İbrahim Fakih. İbrahim Fakih. Size davet yolladığımı hatırlamazım. Emme, sefa getirmişsiniz. Oğuz'un ışığı Şeyh Edebalı. Misafirin davetsizi makbuldür. Hem de Osman Bey Söğüt'e konmamı ister. Sizi tanımak nasip oldu, çok şükür. Sizin ile uzun uzun hasbihal etmek isterim İbrahim Fakih. Memnuniyetle Şeyh Edebalı. Akçadaviş Han'da hazırlık yaptıydı. Oraya gidelim şöyle bir hasbihal edelim. Şeyhim. Buyurasınız. Zehirlenmişler. Benim hatunum, bebeğim.
zehirlemişler. Evvel bari içeri taşıyalım. Öyle olur da olmaz. Söz sana bulacağız kimin ettiğini. Hadi bırak. Bırak da taşıyalım. Atlar! Evvel bırak bir taşıyalım. He. Hadi. Hadi bırak, hadi. Babama. Sen kıydın hatunuma. Niye Gündüz, niye? Niye? Niye, niye? Sen ne dersin Turgut? Ben neye böyle bir iş edeyim? Daha önce ettin, gene ettin. Ne istersin bizden Gündüz? Ne istedin benden? Olana bak hele. Daha biz ellemeden düştü bunlar birbirine. Ben etmedim. Etmedim. Gayrı seni sağ koymam Gündüz. Durasın Turgut, durasın. Nasıl durayım? Benim ömrüm gitmiş, nasıl durayım? Turgut Bey! Turgut Bey! Turgut Bey! Hakikat elbet açığa çıkar. Sonradan üzüleceğin iş yapmaz. Ah! Akça Derviş, ey maşallah, burayı ihya etmişsin. Vazifeni layığıyla yaparsın. Sağ olasın Osman Bey. İtimadına layık olmaya çalışırız. Etli bulgur aşı pek lezzetliydi. Edenin eline sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Semerkant'tan İlmin beşiğinden geldin. Hem de İbrahim Fakih'sin. Hangi fukahanın yolunu tutarsın? Yollar çoktur, vardığı yer tektir Şeyh Edebalı. Ömrüm yettiğince, gözüm seçtiğince okurum. Hassaten Müfti Sekaleyn. Ebu Hafs Necmettin en-Nesefi üzerine de çok okurum. Toprağından çıkan insanın gönlüne daha tez yerleşir. Semerkant'tan gelmişsin. Hem de İbrahim Fakih derler. Alaaddin Semerkandi'yi senden dinlemek daha başka olur.
Alaaddin Semerkandi'yi ilk hocamdan, atamdan bilirim. İmdi ben de onun Tuhfet-i Ulfukahasını talebelerime talim ettiririm. Onu anlatmak benim de dimağımı bereketlendirir Şeyh Edebali. Kayı'da, Söğüt'te inşallah ilminizden nasiplenir. Men kâne lehu ilmün felyetesaddak min ilmihi. Kimin ilmi varsa ilminden sadaka versin. İlmin sadakası onu yaymaktır Osman Bey. Memnun olurum. Başsunur. Beyim. Atı hazır edersiniz. Emin olur beyim. O vakit selametle. Şeyhim. Yine neler oluyor Nikola? Kalende bir telaş hakim. Osman şimdi ne yapacak sence Koses? Buna kafa yoran tek sensin gibi görünüyor. Sen söyle. Kalelerimize girdi ve her şeyimizi de öğrendi. Türkler keşfettiği şeyi alır Koses. Sen de onun obasına kadar girdin ama Nikola. Ben savaş istemiyorum. Ben sadece güç istiyorum. O kadar. Lakin Osman, düşmanlarını yenerek bir bir siyadesiyle güçlendi. Yapma Nikola. Vezir ve Geyhat'u bizim de ezeli düşmanlarımızdı. Sen ne istediğini açıkça söylesene. Denge. Denge istiyorum Koses. Lakin Osman, dengeleri bozdu. Her an saldırabilir, hem de her an. Yanlış hatırlamıyorsam aynı Osman Harman Kaya'yı da bana teslim etti. Hani şu senin vezirle birlikte dengeler kurup elimden aldığın kalem var ya, işte onu. O yüzden kime güveneceğim konusunda artık hiç şüphem yok Nikola. Merak etme. Farkında değilsin Koses. Umarım fark ettiğinde de senin için çok ama çok geç olmaz. Dediğin gibi dost kalalım şimdilik. Lakin savaş kapıda. Müsaade var mı ana? Seninle her şey çok güzeldi bebeğimin anası. Her şey çok güzel. Bizim masalımız niye böyle bitti Selcan Ana? Biz kime ne ettik? Bulacağız oğul. Elbet mahremize buna edeni bulacağız. Sana emanettir. Malimi yalnız koymayın ama.
Emri diyesin Cornelia. Mara en son neydi? İşte. İşte bu tabak. En son bunu yedi. Ayşe Hatun kendi elleriyle verdi bana bunu. Kumral Abdal, Mara en son bunu yemiş. Diyesin Kumral Abdal. Bir şey diyesin. Bizi bu kara kuyudan çıkarasın. Sabah saklayasın Kumral Abdal. Osman Bey görmek ister. Ah güzel Mari. Ve ben de sonum böyle mi olacaktı ha? Gebe bir hatuna kim kıyar? Kim böyle bir vahşilik yapar? Benim ondan başka kimsem yoktu. Benim kardeşim gibiydi. Ayşe Hatun. Bu tabak senin verdiğin tabak mıdır? Ayşe. Allah ben yapmadım. Ben yapmadım. Mari dersiniz. Mari. Yüklü Mari. Ben Mari'ye nasıl kıyarım? Doğmamış bebeğe nasıl kıyarım ana? Yemin ederim. Yola çıkan elçi. Ne içindi Nikola? Düşüncelerimi imparatora iletmek için. Ayrıca Geyhat'ı gitti. Anlaşma bitti. Doğru. Doğal olarak sen de anlaşmayı yenilemek yerine savaş istiyorsun elbette. Savaş isteyen ben değilim. Osman. Osman'ın kendisi. Osman. Asker. Kayıbeyi Osman Bey geliyor. Hemen asker hemen. Osman Bey. Hoş geldin. Hoş gördük Nikola. Hoş gördük. Nedir bu yolların hali Nikola? Her yer asker kaynar. Ha, tedbir. Tedbir severim. Bu tedbir bizim için midir?
Eğer öyleyse bilelim. Biz de ona göre vaziyet alalım. Öyle şey olur mu Osman Bey? Biz artık dostuz. Aksi halde kuşatmak istediğim bu kaleye böyle girebilir miydin? Hadi girdin diyelim. Böyle elini kolunu sallaya sallaya çıkabilir miydin? Çıkarım. Daha evvel çıkmışlığımız vardır. Eğer ki alacak olsam gümbürtüyü duyardın. Turgut Bey'in ettiği iş midir? Gündüz Bey ne diye zarar vermek istesin Mari Hatun'a? O ne ettiğini bilir mi sanırsın Cerkutay'ım? İmtihanların en büyüğünü yaşar imdi o. Canı öyle yanar ki. Allah kimseye öyle bir acı yaşatmasın. Önünde daha olsa duramaz. He ya. Yıktı geçti hepimizi. Ama Gündüz Bey, Ayşe Hatun, bilemedim. Ederler mi böyle bir işi? Bir anım etmezler der. Ama daha dün değil midir? Mari'yi vezirin eline teslim edişleri. İnşallah o kadar ileri gitmemişlerdir. Aygül bacım. Ne gümbürtüye ne de savaşa gerek yok bence. Bizler vezir ve Geyhatu'yu yok etmiş adamlarız. Barış bizimle olsun. Ha? Aynen öyle. Kuzesin dediği gibi Osman Bey, savaş artık bizim konumuz bile değil. Öyle değil mi? Argus, hemen aşçılarımıza haber ver. Kuzes ve Osman Bey için güzel bir sofra hazırlasınlar. Hemen! Yo, yemeğe kalmayacağım. Ben obaya giderim. Ben de geliyorum Osman Bey. Hala gözümün içine bakar. Hala. Olacak iş değil. Ama ben sana dediydim Turgut Bey. Bir kere hata eden ikinci de eder. Eğer sensen Gündüz. Eğer ki sensen. Marim'in hançeriyle bitireceğim ömrünü. Eğer ki sensin. Bu nasıl zehir ki? Atmazsın Gündüz Bey. Ben yapmadım Mala Hatun. Ben yapmadım. Nasıl bir iftiraya kurban gittiğimi görmez misiniz? Ben yapmadım. Haydi diyesin kumral aptalı.
gözümün içine bakıp diyesin. Ne olmuş Marime? Ne olmuş babama diyesin? Diyesin Kumral aptal. Tabaktaki yemek zehirlidir. Evvela bebeği, sonra Mari Hatun öldürmüş. Yemekten çıkan zehir de Gündüz Bey'in çadırında bulundu. Benim bebemi aldı. Sen ne dersin? Benim nefesimi kesti. Senin nefesini keseceğim Gündüz Bey. Bitireceğim seni Gündüz Bey. Sen bittin Gündüz Bey. Sen bittin. Saçmalık. Sen... Turgut! Turgut! Mari! 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 Doğru mudur ağabey? Ağabey! Ben etmedim. Etmedim. Yalan dersin. Sen yalan dersin Gündüz. Bana yalan dersin. Sen benden Mari'mi aldın. Turgut! Turgut! Bana dur! Ağabeyimleri, imdilik Esir çadırına götüresiniz. Haydi! Yok Osman Bey. 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 Turgut! Durasın! Kardeş! Hele dur! Hele dur. Hele dur. Hele. Hele dur. Hele dur. Yavaş. Çok üzgünüm. Ama çok mühim bir dava için öldünüz. Son nefesime verene kadar sizin için dua edeceğim. Mari!
Yalnız bıraktım seni. Ama geldim bak. Geldim hadi. Hadi evimize gidelim artık. Söz veriyorum seni bir daha kimselere vermeyeceğim. Ne olursun Maria. Ne olursun beni bırakıp gitme. Sen benim tek ailemsin. Hadi eve gidiyoruz şimdi. Uyan artık. Rokotim var. Hatunlar, iyice yoklayın aklınızı. Otağda, Gündüz Bey'in çadırının o yanlarda. Kimse gözünüze ilişmedi mi? Yok. Yok. İşkillendiniz, kimse de mi olmadı? Hiç mi? Görmedik Bala Hatun. Şimdi gidin. İyice yoklayın aklınızı. Aklınıza bir şey gelende hemen gelin. Hadi. Tamam Bala Hatun. Bütün deliller onları gösterir. Ya ettilerse? Bir emanete sahip çıkamadık. Aygül, şu lafı dillendirip durmayasın. Ne Gündüz ne Ayşe, bunu yapacak tiriyette değiller, ben bilirim. İnşallah. Bu ne ola ana? Oğul, ben gidip bir daha konuşayım, olur mu? Zehir tabaktan çıkar. Şişe onların çadırından çıkar. Her şeyi ağabeyimler gösterir. Ama... ağabeyim, kandaşım... gebe bir hatuna böyle bir şey yapmaz. Yo! Yo, yapmaz. Doğru dersin beyim. Ama son ettikleri aklından çıkmaz. Malunu bebeğinden ayırdı. Bizi obadan sürdü. Mari'yi toy günü vezirin eline teslim etti. Gayrı. Benim babam hain çıkmıştır. Ben kim çıksa inanırım. Hatunlar ne derler? Gören duyan var mı? Yok beyim. Kimse hiçbir şey görmemiş. Ey maşa. Ey.
karşımıza gelen nedir böyle gündüz? Biz kime ne ettik ki? Bize bunu kim eder? Mari'nin kanını akıtıp elimize bulamak kimin ekmeğine yağ sürüyorsa o etmiştir. Rabbim bizi bu iftiradan kurtarsın Ayşem. İnşallah. Ana. Masum karnında bebesiyle Mari gitti. De hele Gündüz. Bu denli kötü olabilir mi sen? Ben etmedim ana. Ben yüklü bir hatuna kıyar mıyım? Daha evvel kıydın. Kendi ellerinle göndermedin mi Mari'yi? Ne edeceğim? Ne desem, ne etsem imdi? Karnında bebesiyle masum bir hatunun canına kıymak nasıl bir zalimliktir? Ana sen benim böyle bir zalim olabileceğimi nasıl düşünürsün? Hele Ayşe'nin... Mari'ye içim yanar. Yüreğim yanar. Ama Rabbim şahidimdir. Benim bir dahlim yok. Edeni de bulursam... kendi ellerimle boğacağım, bilinsin. Bebeğine daha yeni pati gördüydük. Nasıl sevinmişti değil mi ana? Gebelikle de yakışmıştı. Bu nasıl zalimliktir ana? Ayşem, etme Ayşem. Etme. Allah'ım ne edeceğiz şimdi? Akıl alır iş değil bey mi? Dündüz Bey Mari'nin canına kastetmek istese böyle aleni iş eder miydi? Etmez. Etmez bala. Ben de aynı şeyi düşünürüm. Ama bu işin içinde başka bir iş var. Tek dileğim. Bunu sizin bulmanız. Bu menfi hadisenin fethi durdurmasına izin vermeyeceğim. Hazırlıklar devam edecek. Obada hain varken mi beyim? Gündüzse her şey çoktan sızdırmıştır. Lakin başka biri ise zaten dışarıda. Düşman da bunu ister. Belki de meselenin sebebi budur. Onları sevindirmeyeceğim. Sefer her halükarda devam edecek. O hainleri de sizler bulacaksınız. Süleyman Şah'ımın emaneti emin ellerde. Herkes düz yolda yürür oğul. Lakin böyle çetrefilli yollarda Osman Bey gibi yüreği olanlar gidebilir. Buyruğun başımızın üstündedir beyim. Elbet haini bulacağız. Bulacağız.
olacağız ana. Elma. Kızıl elma. Sen Türksün. Bu Türkler için bir elmadan fazlası. Kızıl elma bir düşü simgeler. Uzaklardaki bir düş. Ulaşması imkansız bir hayal. Güzel. Kafan onlardan farklı çalıştığı için yanımdasın. Hayalin değil, gerçeğin peşindesin. Korkuyla hükmedilen, ahalisi ondan korktukça büyüyen bir devlet istiyorum. Yani yolum sizin yolunuz efendim. Karanlık bir yol. Ve emin adımlarla ilerliyoruz. Mari öldü. Gündüz esaret altında. Koses, Turgut. Hepsi Osman'a karşı cephe almak üzere. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yetmez. Bir düştür onları bir arada tutan. Ve biz o düşü parçalayacağız. Handa Şet kuşanma toyu olacak. Orayı yerle bir edeceğiz Barkın. Onları sadece öldürmekle kalmayacağız. Aynı zamanda yanı başlarında olup onlar için gözyaşı döküp helvalarını yiyeceğiz. Bizi burada, gündüzü orada tutmakla bu iş olmaz Osman Bey. Ben kardeşimin karnında bebeğiyle toprağa gömeceğim. Ne söyleyeceksen söyle, ne yapacaksan yap artık. Ağabeyimin böyle bir şey yaptığını düşünmem. Ne dersin Osman Bey? Babana emanet verdiğinde onun ettiklerini unut. Daha sonra Marim'e ettikleri. Her şey ortadadır. Nasıl düşünmezsin? Düşünmem derim. Eminim demem. Adalet neyse o olacak. Adalet ne? Söylesene Osman Bey. Adalet ne? Zehir Gündüz'ün çadırından çıkmadı mı? Daha neyin kanıtını arıyoruz biz? O dilinden düşürmediğin adaletinin terazisi ağabeyin söz konusu olunca sakın ha şaşmasın Osman Bey. Hak yerini bulsun da yok. Evladını dahi ayırmayacağını söyleyen Peygamber Efendimizin ümmetiyim. Ağabeyim, kardeşim, evladım dahi olsa gözünün yaşına bakmam. Hak neyse, onu yaparım. Yap o zaman. Açık konuşasın Osman Bey. Gündüz yapmadı değil. Neyi düşünürsün? Bir bildiğin varsa diyersin. Ağabeyimle aramızdaki husumet giz değildir.
Hepiniz bilirsiniz. Nice vakittir öfkeni dizginlersin. Onu da bilirim. Ama Kaya'ya nifak sokmak isteyen... evvela ağabeyimi kullanmak isteyecek. Nasıl? Senin o bana nifak sokmak için... benim marime kıydılar. Bunu mu dersin? Ben bu mesele hakkında... hüküm veremem. Sabredesin. Kosez. Sabredesiniz. Fethin önüne hiçbir şey geçemeyecek. Okçuları daha konuşlandıracaksınız. Emrin olur bey. Eğer ki yardım gelir, İnhisar'ı alacak isek... evvel etrafını ele geçireceğiz. Buyurundur beyim. Giden kervanları vurmak için atlı birlik hazırdır. Beyim. İnhisar uykuda. Yollarda birkaç devriye dışında hiç kimse yok. Vaziyet istediğiniz gibi. İki alp emriniz üzere İnhisar'da bekler. O vakit tez İnhisar'a var. Yol üzerinde kelamla çözebileceğiniz bir şey var ise... sakın ha pusatlarınıza davranmayın. Zira gölge gibi girip yel gibi yıkacağız. Ama amma kurmak için. Değil mi Akça? Fetihtir beyim. Biz fethettiğimiz yeri ihya ederiz. İhya ederiz ya. Akça, sen benimle geleceksin. Onların ardından yetişeceğiz. Seferden evvel senin şet kuşanma törenini yapacağız. Böyle meziyetli ustaya yaraşır tabii. Haydi. Alpların bir kısmını nöbet için burada bırakacaksınız. Evvel Marni'nin cenazesine gideceğiz. Oradan da Şet kuşanma toyuna gideceğiz. Oldu. Rabbime yeminler olsun ki
benden vakitsiz ayıran, doğmamış çocuğumuza kıyan, yanı başında sana kan kusturan hainlere cihanın en büyük acısını yaşatacağım. Ama yüreğim soğumaz. Soğumayacak. Benim aklıma salame çalmaz. Nasıl olur da Gündüz Bey gibi bir adam bir hatuna kıyar? Ben Gündüz'ün öfkesinin sınırını iyi bilirim. Ha, şeytana uyar mı? Uyar. İnsan ol. Çiğ süt emmiş. Lakin Gündüz, Maria böyle bir şey etmiş olaydı, karşımda öyle duramazdı. Onu da bilirim. Ben sizin kadar tanımam onları. Ama ettiklerini işittim. Şimdi bir de bütün deliller onlara işaret eder. Zehri koydular peki. Ama ne de yüz şişeyi çadırda bekletsinler ki? Akıllı insan işi midir bu? Belki de sen haklısın Bala Hatun. Ama Gündüz Bey de bunu akıl etmiş olabilir. Oyalanmadan tez vakitte bu işi çözeceğiz. Lakin şet kuşanmaya geç kalırız. Haydi hatunlar. Dur hele kızım. Gelenim vardır. Beklerim derim. İşitmez misiniz? Kimdir bu mühim zat? Ne gizlersin benden? Destur var mıdır? Gelesin kızım. Beklediklerin gelmiştir Selcan Ana. Kimdir gelen? Aygül, ne meraklı çıktın kızım. Gelen de göreceksin zaten. Yüreğimi darlama. Sabahtan beri sende bir hallar vardır ya. Siz bilir misiniz kim gelir, ha? Ana. Ana.
Hayrola, nerenindir bu elmalar? Amasiye'den gelirler. Amasiye. Öyleyse Şeyh Nail Efendi yollamıştır. Meşayih fırkasında gelenektir. Şeyhler birbirlerine çevresinde yetişeni yollar, ikram eder. Şeyh Edebalı'nın seveni çoktur maşallah. Cümle topraktan şeyhler ikramda bulunur. Şeyhim Oğuz'un ışığıdır. Adının kavuşmasından daha güzel bir şey var mıdır dünyada? Çok şükür. Bunca vakit sonra beben olanda kim bilir sen nasıl hissettin Bala Hatun? Elbet zordur yaşadıkların. İmtihandır Selvi Hatun. Kimse neyle nasıl imtihan olacağını seçemez. Aygül. Sonunda Kayın'a kavuştun ha? Çok şükür ana. Ben senin hakkını nasıl öderim ana? Ödenecek hak mak yoktur. Kayın'ın süt anasına hakkını ödedin ya. Gayrı evladına sen analık edeceksin. Selam. Eyvallah, eyvallah. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
ve ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril müminin. Sadakallahul azim. Destur! Esselamu aleyküm ya ehli şeriat. Esselamu aleyküm ya ehli tarikat. Esselamu aleyküm ya ehli marifet. Esselamu aleyküm ya ehli hakikat. Diyesin hele yiğitbaşı. İcazet dilediğiniz kalfa evladımız kimdir, mesleği nedir? Gök kubbe altında, çayır çimen üstünde. Erenler meydanında peştemal kuşanmaya şayeste. Duanıza muhtaç. Neccar kalfası çoban akça. Fukaranız usta, zuhura ve huzura gelmiştir. Olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dışını biz süsledik, içini Rabbim süslesin. Amin.
mesleğinde hakka ve şeriata riayet edesin. Eline, beline ve diline sahip olasın. Terazini dosdoğru kullan. Söğüt'ü karanlık bir dehlize çevirmek için. Karanlık. Seni ışık böldü, ben yeniden birleştireceğim. Bu topraklarda karanlığın hüküm sürmediği tek bir nokta dahi kalmayacak. Oğuz'un ışığı, göğün börüsü, kimse, karşımızda kimse duramayacak. Ateşin ışığında boğulun ve yok olun. Ben karanlığın efendisi. Karanlıkta gizleneceğim. Karşımızda kimse kalmayana dek. Hepinizi tek tek yok edene kadar.